Lacivert Dergi'nin Haziran 2020 sayısında yayınlanan Zeliha Eli Açık'ın kaleme aldığı Hedef Fıtratın ve Aile Yapısının Tasfiyesi başlıklı makaleyi paylaşıyoruz. Her şeyden önce toplumsal cinsiyet kavramını doğru anlamamız gerekiyor. Başladığı yerle şu an kullanıldığı şekli biraz farklı. Gender, yani toplumsal cinsiyet, başlangıçta biyolojik cinsiyetle ona yüklenen toplumsal rolleri ayırt etmek ve toplumsal kültürün kadın ve erkek rollerine etkisini analiz etmekte kullanılıyordu. Bu ifade 90'lı yıllardan beri sadece kadın ve erkek rollerinin kültürel olduğunu değil, biyolojik manada da kadın ve erkek cinsinin olmadığı birer kültürel kurgu olduğu tezini savunuyor. Kavramları dışarıdan ithal ediyoruz ancak bunun arkasında yatan felsefeyi tanımıyoruz. Sorunları batı gözü ve ölçüsüyle değerlendiremeyiz. Bizim kadınımızın sorunuyla Amerika'daki kadının, bizim erkeğimizin sorunuyla Avrupa'daki erkeğin sorunu bir değil. Batıdaki hakim paradigmanın kendi tarihi, felsefi ve toplumsal gerçekliklerinin ve kurgularının bir sonucu olarak ortaya çıkan hiçbir kavram bizim dertlerimize çare olamayacaktır. Gender tartışmaları doğuştan gelen cinsiyeti tartışmaya açar. Simone de Beauvoir ve Judith Butler teorik olarak, John Money de deneysel olarak bunu yapmıştır. Temel kabul şudur: kadın doğulmaz, kadın olunur. Erkek doğulmaz, erkek olunur. Dolayısıyla kadın ve erkek cinsiyetine bir fıtrat değil, bir süreç gibi bakarlar. Aydınlanmayla tırnak içinde Tanrı'nın kovulması, merkeze insanın alınmasıyla birlikte her şeyi insan tanımlar oldu. Cinsiyet meselesinde de artık kadın kimdir, erkek nedirle ilgili kadim öğretilerin, dinlerin ve geleneklerin söyledikleri verili hakikatler olarak görülmekten çıktı. Dolayısıyla kadınlık ve erkeklik değiştirilebilir kurgular, tecrübeyle inşa edilebilir gerçeklikler olarak anlaşıldı. Nitekim şu an sanırım 50'nin üzerinde cinsiyet tanımı var. Bu cinsiyet tanımlarında aslında insan bedeni istenildiği zaman çıkarılıp atılabilecek bir maske muamelesi gördü. Avrupa'da şu an anne babalık, kadınlık ve erkeklikten bağımsız olarak ebeveyn 1, ebeveyn 2 şeklinde tanımlanarak çehre değiştiriyor. Burada işin temel mihenk noktası şu: erkek ve kadının yaratılıştan gelen bir varoluşla değil, sonradan kurgulanan bir şeymiş gibi algılanması. Bugün Avrupa'da cinsellik bilgisi derslerinde çocukların heteroseksüelliklerini sorgulamaları, bunun bir dayatma olabileceği yönünde eğitimler veriliyor. O yüzden ben bu kavramlarla yola çıkmayı baştan yanlış buluyorum. Bizim kavram devşirmeden kendi gerçeklik zeminimizi inşa etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte en başta aktivizm olarak LGBTİ'yi doğru anlamak gerek. LGBTİ Avrupa'da yeni bir aktivizm değil. 68'lerin tabuları yıkan söylemi eşliğinde kendine yer buldu. Biyolojik cinsiyetin sorgulanmasına kadar giden tezlerle paralel olarak yürüdü ve ideolojik altyapısı oluşturuldu. Zaman içinde giderek aynı bir sopa gibi çok kullanışlı ve işlevsel bir araca dönüştü. LGBTİ aktivizmi önce tahammül, sonra hoşgörü talep etti toplumlardan. Sonrasındaysa ayrımcılığa karşı olma iddiası taşırken kendisi bir dayatmaya evrildi. Bu ve diğer pek çok gelişme ile birlikte toplumların, kadim değerlerin, dinlerin sabitelerinin hedef alındığını ve cinsiyetsiz bir topluma doğru gidilmek istenildiğini düşünüyorum. Genel olarak Avrupa'ya baktığımız zaman bazı şeyler var ki bunlar tırnak içinde marka suç haline getirildi. Bunları ağzınıza aldığınız andan itibaren hemen suçlu sandalyesine oturtulursunuz. Bunlardan birisi antisemitizmdir. Yahudi dinine ya da Yahudi ırkına karşı düşmanlık ya da bir nefret suçu olmanın dışında İsrail devletine en ufak bir eleştiri dahi
antisemitizm kapsamında değerlendirilir. Bu yönüyle bir marka suçtur. Diğer yandan homofobi denen şey de öyle. LGBT ile ilgili ufak bir eleştiri ya da bir soru işareti dahi hemen bu sopayla susturulur ve aforoz edilirsiniz. Böylelikle istenmeyen gruplar ötekileştirilir. Bu zannedildiği gibi bireysel özgürlüğün savunusu değil, örgütlü ve agresif bir toplu saldırıdır. En açık ifadesini dillere yönelik yıkıcı taleplerinde bulur. Goethe'nin kitapları cinsiyetçi olduğu iddiasıyla taşlanır, kadim Alman dili kadın ve erkek zamir ekleri atılarak cinsiyetsizleştirilir. Bahsedilen dayatmalar hep tepeden devlet eliyle geldiği halde bu hareketlerin çok özgürlükçü ve sivil bir hareketmiş gibi algılanması tuhaftır. Mesela Almanya'da bu yıl bir yasa çıkarıldı. Bu yasaya göre Almanya'da ister 18 yaşından küçük olsun, ister yetişkin olsun, eşcinsel duygular hisseden ve sadece bana ne oluyor diye danışmak için bile doktora giden bir çocuğa hekimin herhangi bir terapi sunması, çocuğun sorgulamasını teşvik edecek şekilde konuşması dahi yasaklandı. Bunun 1 yıl hapis, 30 bin euro kadar da para cezası var. Doktor kendisine gelen çocuğa ya da yetişkine şöyle diyecek: "Sen böyle iyisin. Sana kendini tuhaf hissettiren şey toplumun tabu ve baskılarıdır." Dolayısıyla kişi böyle bir şüphe içerisinde olduğunda bunun kesinlikle sorgulanamaz bir şey olduğu ona söylenir. Halbuki travmalar sonucu bu eğilimi gösteren ve bununla halleşmek isteyen pek çok kişi var. Çok ilginçtir. Tanrı ayetleri, kadim değerler, gelenekler, her şey sorgulanabiliyor ama bu örgütsel yapılar LGBTİ dogmalarını sorgulatmıyor. LGBTİ meselesinin heteroseksüelliği, iki cinsliliği ve erkekleri hedef alan yönüne dikkat kesilmek gerekiyor. Amerika Psikoloji Derneği erkekliği toksik bir hastalık olarak tanımladı. Şu an LGBTİ jargonuna bakarsanız erkekliğin kötülendiğini görürsünüz. Bu oldukça tehlikeli çünkü erkekliği ötekileştiren zihniyet elbette kadını, nihayetinde insanı da ötekileştirecek, onu bir kurguya indirgeyecektir. Çünkü hedef fıtratın ve aile yapısının tasfiyesi. LGBTİ aktivizmine dünya genelinde de baktığımız zaman oldukça tepeden inme ve devletçi olduğunu görürsünüz. Bunu devletlere dayatan Birleşmiş Milletler oldu. 1995 yılında bir kadın konferansında bununla ilgili kararlar alındı ve Avrupa devletlerine gender meselesini ajandalarına almaları için talepte bulunuldu. Almanya'da bu 1999 yılında yapıldı. Açıkçası demokratik süreçlerde oluşmuş karar aşamaları söz konusu değil. Oldukça tepeden inme. Bakıyorsunuz bununla ilgili okullara, kültür bakanlıklarına talimatlar veriliyor. Ama nedense sanki toplumun uzlaştığı bir kararmış gibi propagandası yapılıyor. LGBTİ aktivizmi esasında sadece eleştirel yaklaşan kişilere karşı değil, LGBTİ bireyler üzerinde de bir saltanat yaratıyor. Sanki bu grup homojen bir yapıymış gibi, hepsinin ortak ahlaki ilkeleri varmış da bunlar da uzlaşılmış gibi onlar adına konuşuluyor. Evlilik, çocuk adaptasyonu gibi pek çok şey. Sanki ortada ortak talepler, ortak duyarlılıklar, ortak ahlak varmış gibi hareket ediliyor. Bunun böyle olduğunu düşünmek hayli zor. Dolayısıyla eşcinsellik durumunu yaşayan adına da bir zorbalık yapıldığı, antidemokratik bir yapı olduğu ortada. Bu örgütlerin sözcülüğünü yapan kişiler, eşcinsel bireylerin dezavantajlı durumunu kullanarak onlar adına konuşuyorlar. Ayrıca kimse kendi cinsel kimliğinin ve mahreminin kamuya mal edilmesini talep edemez. Buna dair ayrıcalıklı muamele bekleyemez. Acaba eşcinsel bireyler adına konuşan örgütlere bu hakkı ve meşruiyeti kim verdi?
Bugün kadim gelenekler ve dinlerin bile bu yeni paradigma ile yeniden yorumlandığını görebiliyoruz. Özellikle Avrupa'da LGBT'yi siyasi bir araca dönüşmüş durumda. Burada şunu da görüyoruz. Avrupa'da liberal camiler adı altında LGBT'li camiler, kadın imamlar türemeye başladı. Camilerde yer alan kadın imamların herhangi bir eğitimlerinin olmadığını, profillerine baktığımızda seküler, mutlak surette başörtüsü ve din deyince akla geleneksel manada ne geliyorsa ona karşı, hatta bizzat İslam karşıtı şahıslar olduklarını görüyoruz. Oldukça radikal bir hareket söz konusu. Bu da bize bunun siyasi bir proje olduğunu düşündürüyor. Adeta mevcut geleneksel yapıları ve hali hazırdaki camileri ötekileştirmeye vazifelendirilmişler. Kendilerini liberal, demokratik, eşitlikçi gibi olumlu sıfatlarla tanımlarken diğerlerini gerici, radikal yapılar gibi lanse ediyorlar. Bu şekilde camiler kadın düşmanı, gerici gibi birçok yafta ve marka suçla tasfiye edilmek isteniyor. Ayrımcılık için meşru hedef haline getiriliyor, Müslümanlarsa ötekileştirilmek isteniyor. Almanya'da, Fransa'da, Danimarka'da, İsveç'te bir anda Müslüman olup birkaç ay içinde imamlık sertifikası alan ve imamlık yapan insanlar mevcut. Örneğin Almanya'da kendini imam diye tanımlayan birisi en büyük hayalini LGBTİ camisi olarak açıklıyordu. Oysa öyle bir şey kesinlikle kabul edilemez. Çünkü bizim camilerimiz cinsiyet üzerinden ötekileştirilemez ve ayrıştırılamaz. Bu din içerisinde bölücülüktür. Çünkü bizim camilerimiz ayrımcı değildir. Cami girişinde kimseye ne siyasi tercihi ne de cinsiyeti sorulur. Biz bunu camide değil, hiçbir yerde sormayız. Bu bizim mahrem alanımızdır. Zaten sorun böyle mahrem alanlar üzerinden ayrıcalıklar, özel muameleler talep etmekle başlıyor. Yoksa insanların dört duvar arasında yaşadıklarıyla bireysel hesapları kimi ilgilendirir? Ne siyaset, ne toplum, ne de camiler bununla ilgilenmiyor. Az çok dünyayı görmüş birisi olarak söylüyorum. Anadolu'daki hoşgörüyü çok az yerde bulursunuz. Köylerde, kasabalarda bir şekilde toplum farklılıkları kendi içinde emer, üstelik bunu o kişiye zarar vermeden yapar. Türkiye'de bazı şarkıcılar, modacılar, bazı isimler toplum tarafından kabul görmüşler. Ama siz bunu gelip kamuda insanlara dayatırsanız buna müsaade edilmez. Aklı başında kimse de bunu talep etmemiştir zaten. Bireysel cinsel kimlikleri tartışırken LGBTİ aktivizminin ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eşcinselliğin bir cinsel kimlik olarak ne olduğuna dair tartışmaları uzman kişiler yapacaklardır ve yapmaları gerekir. Ben buyum diyen birine söyleyecek sözünüz olmalı. Diğer yandan örgütlü hareketleri karşılayacak kabiliyetiniz de olmalı. Ancak şu an karşı karşıya kaldığımız LGBTİ aktivizmi her cepheden bize doğru geliyor. Çok katmanlı olarak felsefesiyle, psikolojik kuramlarıyla, siyasetiyle, hukukuyla, tıbbıyla geliyor. O kadar çok yerden geliyor ki bu sadece dini argümanlarla, Kur'an-ı Kerim'in tanımladığı günah kavramıyla karşılanamaz. Bu belki bu hareketler için kullanılan bireyleri de hedef alıyor gibi olur ki LGBTİ aktivizmi bireysel değil, örgütlü, küresel bir lobi faaliyetidir. Siz bunu kendi perspektiflerinizle, göz ardı edilen yönleriyle tartışmaya açmalısınız. Yoksa hep savunmada kalırsınız. Konuyu yüksek sesle tartışılamaz kılan esas noktaysa, pek çok kişinin zannettiği gibi bunun muhafazakar çevrelerde bir tabu olması değil. Bunu tartışılamaz kılan en büyük etken yine LGBTİ lobisidir. Çünkü ağzınızı açtığınız anda bu konuda örgütlü bir linçle karşılaşabiliyorsunuz. İnsanlar bu riski almak istemiyorlar. Hem meseleye hakim değiller, sunacak argümanları çok fazla yok,
hem de ağzınızı açtığınız anda oldukça örgütlü bir yapıyla baş etmek zorundasınız. Diğer yandan şöyle bir durum gözlemliyorum. Toplum konuşmadığı ve bilmediği ama maruz kaldığı tuhaflıkları sulandırıyor. Yerli dizilerde, filmlerde ya da sosyal medyada LGBT'yi bir şirinleştirme, sempatik hale getirme ve kahkahaya boğarak sulandırılma suretiyle kendine yer buluyor. Oysa bu mesele ciddiyetle konuşulmalıdır. Kahkahalar eşliğinde sulandırılarak değil. LGBT'yi aktivizminin talepleri Türkiye'de iki insan birbirini sevmişe indirgeniyor. Bu, söylem meselesinin anlaşılmadığını gösterir. Hukuki sonuçlarına hazır ve razı mısınız? Örneğin eşcinsel evlilikler, çocuk adaptasyonu, kimliklerde 3. 4. cinsler, Avrupa'da olduğu gibi anne baba yerine 1. ebeveyn, 2. ebeveyn, çocuk cinselliği, LGBTİ camileri, cinsiyetçi denilerek Türkçenin budanması gibi. Çünkü mesele buralara gelecektir. Zira Avrupa'da geldiği aşama budur. Bu aşama çocuklarla da doğrudan ilgilidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre pedofili bir hastalık. Şu an Alman yasalarına göre 14 yaşından küçük çocuklarla birlikte olan ya da bu yaş grubuna ilgi duyanlar pedofil olarak tanımlanıyor. Ama bu hep böyle değildi. Pedofili 1970'li yıllarda özellikle tüm tabuların yıkıldığı o 68 kuşağı döneminde bugün görüldüğü gibi sakıncalı görülmüyordu. Özellikle Avrupa'da o dönemde kurulan gay ve lezbiyen örgütler çocuk cinselliğini cinsel özgürlük kapsamı içinde değerlendirirlerdi. Pedofili dernekleri ve LGBTİ dernekleri ittifak içindeydi. Mesela çok itibarlı bilinen Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ve Deleuze gibi bazı filozofların da imzasıyla Le Monde ve Liberation gazetelerinde pedofilinin de içine girdiği bütün cinsel özgürlükleri savunan bir bildiri çıktı. Dolayısıyla bu meseleye bir sorun olarak bakılmıyordu ve eşcinsellikle birlikte görülüyordu. Hatta Almanya'da Yeşiller Partisi'nin pedofili hareketi adıyla bunu yasallaştırmaya çalışan bir çalışması vardı. 1980'li yıllarda kadın hareketinden ve dünyadan gelen itirazlar nedeniyle hem LGBT'yi hem de Avrupa Solu ve Yeşiller pedofili hareketiyle aralarına mesafe koydu. Tamamen politik ve taktik sebeplerle diyebiliriz. LGBT'yi lobisi zamanla pedofiliyi savunmanın kendilerine itibar kaybettirdiğini ve siyaset alanlarını daralttığını düşündü. Bu nedenle bu konuda geri adım atıldı. Aslında Almanya'da pedofili tartışmaları sürerken 1970'li ve 80'li yıllarda şöyle deniyordu. Esasında pedofili bir anomali değildir. Bir suç ya da kötü bir şey değildir. Toplum bunu kültürel olarak dışladığı için anomali gibi bir muamele görmektedir. Şunu biliyoruz ki bu konu sürekli gündeme geliyor ve gelmeye devam edecek. Özellikle Avrupa'da. Sabiteleriniz yoksa dün propagandasını yaptığınız pedofili bugün suç olur. Yarın ne olur bilinmez. Çocuk ve yetişkin cinselliği tamamen haz odaklı düşünülür ve bu bağlamda aradaki ilişki karşılıklı rıza da varsa, hazzı maksimize ediyorsa meşru bulunur. Tüm argümanlar bu yöndedir.